Şu an ben bile mesela Fuat Uğur'da mesela Erdoğan'a ulaşamıyorsun çünkü ulaştırmıyorlar. Yani bir duvar mı çeviriyor? Tabii şimdi bu yani bu başka bir şey der bu adama diye. Çünkü ben yani mesela Şamil Tayyar FETÖ borsasını ilk söyleyen adamdı. Nerede şimdi Şamil Tayyar? Yani ve bunların gerçek olduğu yani ben bazı mesela Tayyip Bey benim gibi bir sürü insanı dinlese bir sürü insanı dinlese yani bir sürü şey öğrenmediğini görecektir. Bu böyledir. Ya şu 54'ün izahı var mı ya? Ya 54 ne? Yani CHP böyle bir oy aldı mı İstanbul'da bana bir desin. Yani 1946'dan beri böyle bir oy var mı? Ya yok hani İmamoğlu oyu bana göre bunlar da. Diyelim ki ya şimdi dindar arkadaşlar yazıyor. İşte bak o çocuklarımız diyor CHP'ye verdi. Evet doğru dindar muhafazakar gençler insanların çocukları CHP'ye verdi. Doğru yani ulaşılamadığın zaman bunu söyleyemediğin bir de bakın AK Partililerde şu var. Sizle yüz yüze bir konuşuyor. Gerçekleri konuşuyor. Ama iş Erdoğan'a gidince öyle gitmiyor. Yani diyorsun ki hani burada bir sıkıntı var. Bak bunu bakanlar, milletvekili hepsiyle konuşuyoruz yani. Ama ya bir milletvekili şöyle bir şey diyebilirim ya sen benden daha etkilisin. Ya sen milletvekilisin ya. Ya nasıl etkili olamazsın sen yani. Şimdi dolayısıyla yani bu şeyin çünkü izahı yok. Bakın İstanbul Türkiye'dir. Her şey buradan başlar. Şimdi bilmiyoruz İmamoğlu nasıl idare, onu göreceğiz. O ayrı ama dolayısıyla bir değişikliğe değil. Yani bayağı bir şey. Bu artık aslında geliyorum diyen bir şeydi. Yani Ankara 2014'te kaybedileceği belliydi. 30 bin farkla kazandı o zaman Sayın Melih Gökçek. Şimdi kaybetti. Şimdi İstanbul işte 31 Mart'ta belli oldu. Şimdi oldu. Yani ben şunu diyemiyorum bak. İmamoğlu kazanır diyeceğim. Kafa kafaya diyorum. Diyemiyorum çünkü telefonla aranıyorum. Şimdi ben gerçeği bu millete söyleyemezsem, bu halka söyleyemezsem benim de itibarım olmaz. Halbuki ben gerçeği söylemeliyim. Yani ya ben bunları dedik ama bu adam da şey önde diye bir AK Partili anketçi anket açıklayamıyor korkusundan. Ya İmamoğlu önde diyecek diyemiyor. Seçim 6 Mayıs'ta YSK iptal kararını açıkladığında kaybedildi diyen yorumcular biliyorum. Doğru mudur? Yani bu da bir etken. Yani şimdi eğer seçim olmasa fark 13 bin. Şimdi 780 bin. Şimdi o zaman ya kafa kafaya geldi. Oylar bir şey mi oldu? İmamoğlu görevine başlayacaktı ve bu tartışmaların hiçbiri artık olmayacaktı. Ama şimdi 800 bin yani %10'luk bir farkı yani şimdi neyle izah edilecek? Yani şimdi bir şey yok var o arada. Yani neticede yani işte yani hiç sayıma gidilmese, itiraz edilmese daha mı iyi olur? Daha iyi olduğu görüldü. Ha oyların %10'a açıldı fark buna indi. %100'e açılsaydı 100 bin fark da alırdık dedi AK Parti. Ama 800 bin fark edin yani. Şimdi bu cevabı ortada. Söyledik. Rabia Naz olayı örtülmüştür. Bak ben bunu biz Fuat Uğur'la bunu biz söyledik. Bu örtülmüştür. Çünkü bu tür eleştirel konulara girince ne yazık ki AK Partililer telefon açıyor. Beni de arıyor, Batuhan'ı da arıyor, patronumu da arıyor, Eynesil başka yeri Belediye de arıyor. Başkanlığı kaybedildi o yüzden. Bakın Eynesil'de benim ilçemdir. Senin memleketin evet. AK Parti oyu, Tayyip Bey'in oyu %70-75. Tayyip Bey hani Allah göstermesin bir kurşun gelse o %75 bana gelsin der. Tayyip Bey'e gelmesin der. CHP 58'i seçim kazandı orada. Rabia Nazo. Yani şimdi diyeceğim birileri bir eleştiri, yani Fuat Ur bir eleştiri getirdiğinde, Cem Küçük bir eleştiri getirdiğinde, ya şunlar da yanlış. Ya şu il başkanı işini yapamıyor dediğinde telefona sarılmanıza gerek yok. CHP'lerin bir dönem yaptığı gibi aptal işte koyun göbeğini kaşıyan kömüre makarnayı oyunu satıyor anlayışını. Şimdi halk yalana oy verdi bilmem ne gibi argümanlarla bezediğin zaman bu sosyolojiyi hiç analiz edemediğini gösterir. Çok ciddi bir şekilde AK Parti seçmeni bu son seçim, dünkü seçimde İmamoğlu'na oy vermiş. Bunun ben %6-7'lik olduğunu düşünüyorum. Yani bu 31 Mart'ta da bakarak yani aşağı yukarı %40-41 desek 54 aşağı yukarı %6-7 bunda AK Parti'ye daha önce bir şekilde oy vermiş herkesin oyu olduğu görülüyor. Bu da ilçelere bakıldığı zaman zaten net bir şekilde görülecektir. O açıdan da AK Parti'nin şapkayı önünü alıp düşünmesi lazım. Bunları şimdi tek tek irdelemek lazım. Eleştirel yaklaşınca bir şeylerin yanlış gittiğini insanlar söylediğinde bu insanlar hain olmuyor. Şimdi İstanbul'u kaybetti ve çok ciddi bir yenilgi aldı. Bir hezimettir bu. Bunun başka hiçbir adı yok. Dünyada cebindeki parayı şu masanın üzerine koysa Türkiye Merkez Bankası'ndan daha büyük serveti olan adamlar var. Bak cebini yani parasını çıkarıp şuraya koysun. Türkiye Merkez Bankası'ndaki paradan daha çok parası olan adamlar var dünyada. Bazı AK Partili zenginler gibi yaşamıyorlar. Bak bazı AK Partili zenginlerin yaşadığının %1'i kadar yaşamıyor. Mütevazi evlerde yaşıyor. Mütevazi bir hayat sürüyor. Efendim buna şey diyebilirsin. Yo o adam yaşayabilir. Ada alabilir. Uçaklara binebilir. Gemilere binebilir.
ne bileyim o oteli kapatabilir yani en şey. Ama yapmıyor, ihtiyacı yok. Şimdi AK Partililerde bir yere giderken 50 tane konvoy. Adamın mesela hiçbir sorumluluğu yok. Tamam, birinin yeğeni mesela, bir AK Partili birinin yeğeni bir yere gidiyor. 5 koruma, bir arabadan inişi var adamın. Ben de bunları görüyorum. Bir yere gidiyorsun, 20 bilmem etrafında kimi kimden koruyorsun? Tabii ki Cumhurbaşkanını koruyacaksın, bakanları koruyacaksın, vekilleri koruyacaksın ama yani dünyadaki zengin adam mesela senin gibi mi yaşıyor? Yaşamıyor. Ha, bu biraz da Orta Doğulu'nun bir şeyi. Kara propaganda yöntemleri işe yaramıyor. Yani işte medyanın %80'i bizde, yani AK Parti'de. Hürriyet sende, Sabah sende, Yeni Şafak sende, Star sende, TVNet, hepsi sende. Sonuç ne? Yani medya iki kere iki havuz problemi gibi. Havuzda biliyorsun ters dolar ya. İki kere iki dört etmiyor. Medya gücünde işe yaramadığı da görülüyor. İşte FETÖ borsası, Ali Egemen işi Konya'da. Yüzlerce mektup aldık Konyalılardan. Bir şey aldık, anlattık. İşte Ahmet Küçükbay İzmir'de ya bu FETÖ'cüler kurtarılıyormuş dedi. Kimse oralı olmadı ama bunlar da çarpan etkisi yapar. Ya parası olan FETÖ'cü kurtuluyor. Hakikaten de öyle. Parası olan kurtuluyor arkadaş. Türkiye'de yargı. Yani ünlüysen, tanınmışsan yargıda bir şey olmuyor. Ama garibansın hiç şansın yok. Yani bu KYK'larla atılanlar da bile böyle. Yani çok tanınmış bir akademisyense mesela Nuray Mersoğlu ihraç etmiyor örnek. Etsin de demiyorum zaten ama tanımamış gariban bir akademisyense atılıyor. İşte bunların da hepsi ya da Sabri Uzun gibi isimleri saçma sapan gerekçelerle tutuklanması, iddianamelerin geç çıkması, bizim burada söylediğimiz o Büyükada gibi saçma sapan tezler, argümanlar ya hepsi 50 kişi, 100 kişiyi mağdur eder. Bu bir birikir. İşte 5 milyon kişi olur. 3 milyon kişi olur. Türkiye'de hukuk diye bir şey yok. Hukuk çok kötü. Bu hukukun yere oturması yani yargı diye bir şey yok. Bunu sen de yazdın. Adam KYK'dan atılmış, yargılanmış, aklanmış, çıkmış, tertemiz gelmiş, görevini almıyorsun. Ya bunun ailesi sana oy verir mi? Faturayı sana çıkarır. Yani ya bazı insanları saçma sapan FETÖ gerekçeleriyle alıyorsun. FETÖ'cü çıkmıyor. Bankasyası yok, bayloğu yok. İşte bir şey yani işte defalarca yazıyorsun ama bu duvara söyleniyor. Şimdi bunu PKK'ya bağlama çaldırmış adamı alır, program sundurursan bunda bir bu da 50-100 kişiyi rencide eder. Medyada, orada, burada. Yani bütün kitleyi etkilemez bu ama eder. Şimdi bunların hepsi yani çarpan etkisi olur. Erdoğan bir program yapıyor biliyorsun, bakıyorsun alakasız bir sarışın kadına Erdoğan'ın karşısında. Kimsenin tanımadığı gazeteci karşısında. Uçağa bakıyorsun, bunu şunu da söyleyeyim hani böyle bir şey gelse zaten kabul etmeyeceğiz ama bazıları böyle diyor hani bunlar diyor uçağa binemediği için. Değil arkadaş. Yani böyle dünyayı bilmeyen, anlamayan, gerçekleri söylemeyen olduğu zaman o zaman sen de şey yaparsın. Yani biri bana gelse, ya Cem sen çok fit bir adamsın, zayıfsın, ya ne kadar da böyle şeysin dese, ya yürü git dersin adama. Ha biri bana öyle dediğinde ben havaya girersem ben demek ki ruh hastası olmuşum yani. Şimdi bunları analiz edemediğin zaman, söyleyemediğin zaman toplumda o zaman geri gitmen kaçınılmazdır. Lüks şatafat da var. AK Parti il ilçe teşkilatları Anadolu'da da İstanbul çalışmıyor arkadaş. Çalışmıyor ya, ulaşamıyor insanlar. Efendim ulaşılıyor, ulaşıyor diyorlar. Ya nerede ulaşıyor? Yani çok bazıları ulaşıyordur. Ama %5'tir o, %10'dur. Eskisi gibi değil bu. Eskiden herkese ulaşırdın bilmem. Şimdi böyle ulaşılmadığını insanlar görüyor ve zengin çok zengin oldu doğru. Yeni zenginler de çıktı. Bir orta sınıf da var ama hala bizim insanımızın çoğunluğu 30-40 milyonu belki 50 milyonu yani borçludur, geçim sıkıntısı çekiyordur, bankalara borçludur, komşusuna borçludur, dayısına borçludur, amcasına borçludur ama AK Parti biraz burada biraz daha özen göstermeli. Son 2-3 yıl seçimlerdeki bu şeyde medyanın büyük katkısı var. Kritik yerlerde görev yapan genel yayın yönetmenlerini falan istifa etmesi lazım genel müdürlerin. Çünkü olmuyor. Yani AK Parti medyasının tirajı, şimdi bizim gazetenin aboneleri var, belli bir tirajı var. Ama AK Parti medyası toplamında 200 bin satmıyordur. Gerçek rakamları söyleyeyim. 200 bin satmıyordur. Topla bizim bütün gazete. Televizyonları izlenmiyor. Bazı televizyonlar niye yapıyor ben bilmiyorum. Dijitürk'te gezerken ha bir de böyle bir kanal varmış diyorsun. Samimi söylüyorum bunu. Yani bakılmıyor. İzlenmiyor. İnsanlar merak etmiyor. İnsanlar merak ettikleri zaman açar izlerler. Uzayda da olsa gider bakar ona. Orada da ama medyan izlenmiyor. Televizyon izlenmiyor. Yazarların yıldız ismin yok. Medyada yok. Siyasette yok. Olanı da kovuyorsun.